Hoş bulduk. Kaydının, seansının kayıt ve yayın aktını veriyor musun? Evet, veriyorum. Nereden geliyorum? Bursa'dan geliyorum. İsmin ne? Muhammed. Muhammed. Evet. Soy isim? Akkaya. Akkaya. Yaş kaç? Yaş 23. Evli bekar? Bekar. Siz babası mısınız? Evet. Sizin isminiz? Ramazan Akkaya. Muhammed, yaşadığın sıkıntılar ne? Bize anlatır mısın kısaca? Yaşadığım sıkıntılar, şizofreni belirtileri var baktım ve namaz kılmakta zorlanıyorum. Namaz kılmak istiyorum, Kur'an okumak istiyorum ama hemen sıkılıyorum yani elime aldığımda falan. Ondan sonra kendimi Mehdi Aleyhisselam'ın belirtileri var zannediyorum. Yani yaşadığım bazı tesadüfleri, yani kerametleri, yani sanıyorum ki ben Mehdi Aleyhisselam'ım. Şimdi bir dakika orada dur. Namaz kılmak istiyorsun, kılamıyorsun. Evet. Ama Mehdi'nin alametleri var diyorsun. Evet. Sence doğru mu? İşte orada zaten yakaladığım için olayı, buraya gelme gereksinimi duydum. Kendime bir musallat olduğumu duydum. Evet. Ve okuduğumda zaten hadiste Allah-u Teala diyor ki Adem'e ve İblis'e, bana diyor secde edin diyor. Adem secde ediyor, İblis secde etmiyor. Baktım, ben de secde etmiyorum. Demek ki İblis beni de kandırıyor. Bu yüzden bir musallat olduğunu... Bahsedenin farkındasın ama. Evet, tabii ki, tabii ki. Musallat olduğunu hissettim ve yapmış olduğum günahlar da var çok muhakkak. Şimdi, dini alt bilgin var mı, alt yapım var mı? Dini mi? Kendim işte. Yani böyle bir camide ya da Kur'an kursuna gittin mi? Hayır, hayır. Yönleri vardı Kur'an kursuna küçükken, kaçıyordum. O kadar. Allah affetsin, evet. Evde işte Kur'an-ı Kerim Türkçesini falan okuyorum ama artık okumakta zorlandığımı fark ettim. Okuyamıyorum. Eskiden okuyordum böyle bir geçen sene falan ama tamamen okuyamaz hale geldim. Askere gittin mi? Askere gittim, geldim. Askerde bu sıkıntılar var mıydı sende? Yok, askerde yoktu. Gelince oldu. Evet. Askerdeki zaten böyle bir yönelik değildim yani. Gençliğinde var mıydı? Yoktu. Bu 1,5 sene içinde falan oldu yani. Hissettim. Ya zaten var tamamen... Yani öncesinde bir sıkıntın yoktu. Askerden gerekler sonra başladı. Evet. Ya zaten şöyle söyleyeyim 1,5 abi. 1,5 yıldır var. Evet. Askerden önce ben zaten hiç böyle bir şeye yönelik değildim. Evet. Tamamen Allah'a uzak yani kulluk, yani cahildim. Yani hiçbir şey yapmıyordum. Yani. Evet, cahildim, günahkardım. Yani biraz kendimi düzelteyim, Allah'a kul olayım dedim. Evet. Sıkıntı başladı. Evet, doğru sıkıntı mu? Başladı, evet. Öncesinde zaten... Günahkardım, yani cahildim. Hiçbir sıkıntım yoktu. Evet. Tuhaf değil mi? Evet. Allah'a yöneldikçe sıkıntı. Ne zaman Allah'a yöneliyorsun, sıkıntılar başlıyor. Evet. Evet. Şimdi 1,5 yıl önce olumsuz bir şey yaşadın mı hayatında? Askerden geldin mi? Olumsuz bir şey... nasıl desem... Hatırlamıyorum. Ya yani anneyle bir kavga ettin mi? Çok çok sürekli zaten anne babaya kızma falan var böyle. Dövdün mü, vurdun yok, mu? Yok, dövme falan değil de... Hani böyle kötü sözlerle hani kızma... Tersleme gibi şeyler var. Bağırmaz yorum. Evet. Kaç kardeşsin? 3 kardeşiz. Sen kaçıncı? Ben en son. İki en abim son. Var, ikisi de evli. İki abim var. Sen 3. kardeşsin. Peki babana soralım bakayım. Baban anlatsın biraz daha. Muhammed'in yaşadığı sıkıntıları bir senden dinleyelim baba olarak. Hiçbir rahatsızlığı yok değil mi? Hiçbir sıkıntı. İşte 1,5 sene ya da dediği gibi hiçbir sıkıntı, bir şey yoktu. Yani bir de son çocuğumuz her istediğini aldı, her şeyini biraz yaptı. Biraz yani, şımarttınız çocuğu değil mi? Biraz şımart mıydı? Biraz tabii yani iki tane abisi. Yani askerde, nerede askerdin? Kars Sarıkamış'taydım abi. Askerdeyken annesi ya da sen babası olarak oğlum askerden sağ salim hayırlısıyla gelirse bir koç, kuru koyun, kurban keselim böyle bir adak yaptınız mı? Ya da mevlid okutacağım, böyle bir adanız var mı? Annesinin ya da senin? Annesini, benim, ben öyle bir şey hatırlamıyorum, öyle bir şey yok benim de. Annen ben öyle bir şeyde bulundum sen sanki. Sen yaptın? Evet. Ne dedin? Bulundum da, koç mu dedin? Söylediğin şeyi söyledi, ne dedin askerde? Hani Allah'ım bitsin, adak atacağım demiştim. Adadın mı? Adadım da ne adadık, koç mu adadım? Kurban keseceğim mi? Evet.
şu askerliğimi bitirirsem, ailesine şuradan evet, gidersem, evet, bitsin. Bir kurban keseceğim. Evet, evet. Kesmedim. Evet. Evet dedim, kaybettim. Allah'a bir söz verdim. Adak aslında iyi bir şey değil. Çünkü bizim dini ibadetlerimizde adağın yeri yok. Yani gelenek haline gelmiş. Şart koşuyorsun Allah'a. Şu işim olursa şöyle yaparım, olmazsa kesmem der gibi. Ama yerine getirmediğin zaman da farz gibi, farz oluyor. Evet. Allah'a verdiğin sözünü yerine getirmek zorundasın. Evet. Getirmediğin zaman da sıkıntı yaşamaya başlarsın. Büyük ihtimalle bu adağını yerine getirmedin, askerden sonra sıkıntılar başladı sende. Evet. Sonra mektiyim, işte şuyum, buyum, değil mi? Evet, bildiğim şeyler. Hatanı az çok anladım. Hiç ölen çocuğunuz oldu mu arada Muhammed'in önünde falan? Yok. Diğer çocuklarda sıkıntı var mı? Yok. Onlarda sıkıntı yok. Tamam Muhammed. O adanı kesmeyi düşünüyor musun? Şüphesiz kesmemiz gerekiyor zaten. Kesmezsek. Tabii ki kesmeyi düşünüyorum. Evet. Şöyle bir dua et bakayım, etkilenecek misin? Aç elini. Allah'ım. Allah'ım. Adayıp yerine getirmediğim. Adayıp yerine getirmediğim. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Buna inanarak devam et. Allah'ım. Yerine getirmediğim. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım. Adayıp yerine getirmediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak devam et. Allah'ım. Adayıp yerine getirmediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim şeytandan gelen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Niye gülüyorsun? Allah'ım, şaşırdı ya. Adayıp şaşırıyorum ama. Bilme ismi geliyor. Evet, bilme şey geliyor ya. Tekrar et, Allah'ım. Allah'ım, adayıp, konuşmayı unuttum ya. Allah'ım. Böyle çok sık gülen mi normalde? Yok, gülmüyorum abi normal ya. Hiç kimse de konuşma. Niye şimdi gülme sözü geldi? Vallahi. Tekrar et. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, adayıp, yerine getirmediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim gelen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim gelen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim gelen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Adaktan gelen diyeceksin. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim gelen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. İnanarak ya. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Tamam, doğru. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim gelen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Niye gelen diyorum, çevir. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim gelen adaktan. Bak, gelen diyorsun. Allah'ım, yerine getirmeyin. Adayıp da yerine getirmediğim. Allah'ım, adayıp da yerine getirmediğim gelen adaktan gelen. Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp da yerine getirmediğim gelen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp da yerine getirmediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp da yerine getirmediğim adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Küçükbaş mı adadın? Evet. Küçükbaş adadım işte. Koyun koç hatırlamıyorsun. Ya ben horoz mu demiştim kendi adıma, koç mu demiştim, hatırlamıyorum ya. Ama öyle bir şey dediğimi biliyorum. Bir adak yaptığını mı hatırlamıyorsun? Evet. Allah'ım. Aşı sinir öfke var mı? Evet var abi. Çabuk sinirleniyorum. Çabuk sinirleniyorsun. Evet. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim. Koç adağından gelen şeytandan. Koç adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Devam. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim Koç adağından gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım,
adayıp yerine getirmediğim Koç Adası'ndan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim Koç Adası'ndan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim Koç Adası'ndan gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, adayıp yerine getirmediğim Koç Adası'ndan gelen şeytandan sana sığınırım. Ne hissediyor? Şu boğazımda bir şey var, böyle bir takılma hissi. Benim şey oldu, bir de boğazımda bir takılma hissi oldu abi böyle. Hmm. Orada bir şeyin kıpraştığını hissettim yani böyle. Boğazımda. Evet. Sanki hani beynime doğru hareket, hani gitmeye çalışıyordu. Öyle bir boğulma hissi hissettim. Evde tekken oldu, kimse yoktu evdeyken. Şu anda hani buraya gelmeden önce yoktu ama şu an başladı. Evet, şu an başladı yani. Koç deyince mi başlıyor, daha önce başladı mı? Yok, burada zaten içeride oturduğumda başladı. Koç. Evet. Hani yoktu zaten. Buraya gelmekte de ben zorlandım yani. Hani gitmesem mi, gelsem mi? Hmm. Hani gitmesek mi? Artık sanıyorum ki evdekiler de gitmeme biraz karşı oldu. Ama ben dedim ne olursa olsun gideceğim yani. Videoları diye falan izledin mi? Evet evet, videoları falan izledim. Videoları hani baktım, hani doğru bir şekilde olduğuna inandım. Yani şu an zaten benim sol omzumu, sırtımı falan da bir sıkıntı var. Hani sol tarafta? Evet, sol tarafta. Öyle bir rahatsızlık. Ben zaten bu zamana kadar çalışan kişiyim. İşimi falan da bıraktım. Evet, o yüzden baktım, tedavi falan doğru olduğuna inandım. Doktora gittiğinde doktor ne dedi? Doktora gittiğimde hiçbir şey yoktu yani, doktora gittim hiçbir şey. Ya, bu sıkıntıyla ilgili doktora gitmiş miydin? Evet evet evet, gittim. Teşhis ne koydu? Teşhis hiçbir şey yok yani, teşhiste falan. Bir şey yok. Evet, gayet iyi. Ama sıkıntım var. Evet, sıkıntım var. Evet. Onunla ilgili burada tedavisini yapacağız inşallah. Evet. Siz kaç kardeşsiniz? 7. 7. Sen kaçıncısın? 2. 2. Anne baba sağ mı? Annem sağ. Baba vefat etti. Baban ölünce bir miras kaldı mı? Miras paylaşımı yaptınız mı? Yok. Kardeşler arasında? Yok. Kalmadı mı? Vardı. Köyde tarlamız falan vardı. Bölünmedi daha. Bölünmedi öyle. Öyle bir sıkıntı yok. Tamam. Eşinin annesi babası? Onun annesi de öldü, babası da. Oradan bir miras kaldı mı? Var, onların bir sorunları var da onu da paylaşmadı, hiçbir şey yapmadılar. Miras var, paylaşılmadı. Tabii. Sebebi ne? Sebebi ihmalli ki. Ya anlaşamıyorlar mı aralarında? Anlaşılmazlık var gibi. İşte konuşuyor da o konuşmakta var yani, şeyde yok. Yani gerçeğinde olan bir şey yok. Bir böyle bedduğa lanet okuyor mu birbirlerine? Mal paylaşılmıyor diye. Abiler biraz iyice olduğu için abilerine laf söylüyorlar. Eşim söylüyor mu abilerine? İşte, ya söylüyor. O eşim şey yapmıyor da öteki bacıları söylüyor bu kavgaları. Eşim bir şey söylemiyor. Eşim bir şey söylemiyor. Kaderine razım. Evet. Siz namaz kılıyordunuz mu? Ben işte sabah namazlarını kılarım. Cuma namazlarını kılarım. Kılmıyor. Yok, niye yalan söylüyorsun? Şimdi sabah namazlarını yeni kılmaya başladı işte, o da bizim önlendirmemizde. İşte, evet. En kötü, en zor şey ne biliyor musun? Siz Müslümanız elhamdülillah. Tabii. Diyorsun ki namaz kılıyor musun? Yani Müslümanı zaten Müslüman yapan namazdır. Tek farkımız diğerlerinden. Namazdır. İşte bunu sorarken de böyle insan tuhaf oluyor değil mi? Evet. Müslümana namaz kılıyor musun demek. Evet. Başka manaya gidiyor. Yani. Böyle zekat verme şeyin var mı? Malın mümkün var mı zekat verebilecek? Öyle bir şeyimiz yok. Öyle veriyordum. Var mı malın mümkün? Malın mümkün. Evimizden başka bir şeyimiz yok şu an. Bir ev var sadece. Evimiz. Ya var, arabamız falan var abi elhamdülillah. Benim de kendi arabam var. Senin de var. Evet. Ruhsatı senin üzerine. Yok, annem üzerine. Şimdi pahalı olduğu için şimdi bizim üstümüze ruhsat, o yüzden. Bir ev var, bir araba var, başka? Başka. Arsa pazar yerimiz var. Arsa. Değeri ne kadar arsanın? Değeri ne kadar? 15-20 yapar yapmaz. Yani yatırım amaçlı orada duruyor. Duruyor işte, bir ev yapmayı düşünüyoruz. Şimdi zekat vermediğin zaman da musallata maruz koyuyorsun, çarpılıyorsun. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَاَقِيمِ السَّلَاةِ وَاَتِ الزَّكَاتِ Namazınızı kılın, zekatınızı verin.
Bunlar hep yan yana gelmiş Kur'an'da. Namaz kıl, zekat ver, namaz kıl, zekat ver. Namazın 5 vakit olduğunu biliyoruz. Onda biraz dikkat ediyoruz. Ama mal ile yapılan ibadette zekata geldi mi her şey duruyor. Türkiye'de birinciyiz onları. Ama çarpılanlar da iyi çarpılıyor. Evet. Yani şu baştan söyleyeceğim şeyi tekrar söyleyeyim. Üzerinizde büyüden kaynaklı bir musallat yok. Sihirden, büyüden. Bir musallat yaşamıyorsun. Kendi günahlarımızdan yaşıyoruz. Evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah diyor ki Şura Suresi'nde 30. ayette Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَسِرٍ Başınıza gelen bütün musibetler, sıkıntılar, belalar, kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Evet. Ve böyleyken Allah birçoğunu affeder tövbe ettiğimiz zaman. Bunu baştan söyleyeyim, büyüden kaynaklı bir şey yok. Günahlardan gelen, tövbesi yapılmayıp çarpıldığımız günahlar var. Onlardan tövbe edeceğiz. Siz de zekatınızı tam hesap edeceksiniz. Zekat verin. Bu şu anda öğrendiniz. Zekat nasıl? Onu imade yazıyor. 40'ta 1. Nisap miktarına sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Nisap miktarı nedir? 80,18 gram altın. Türk lirası karşılığında şu anki durumun belki 10 bin, 11 bin o civarda. O 11 bin lira para üzerinden bir yıl geçtikten sonra sen dinen zengin sayılırsın. Kurban kesmek vacip olur, zekat vermek farz olur. Aynı namaz gibi. Yani bazıları diyor ki ölçü olarak... Bazı hocalar bunu anlatıyorlar, yanlış anlatıyorlar. İşte bir evin olacak, bir araban olacak, işte borcun olmayacak, şu olacak, bu olacak. Zekat ne oldu? Zekat düşmüyor. Düşmez mi? Düşer mi? Nisap miktarı 11 bin lira para. Adam gidiyor 300 bin lira evde oturuyor. Kimisi gidiyor 100 bin lira evde oturuyor. Ev ihtiyaç diyor. Araba ihtiyaç. Evdeki eşyalar ihtiyaç. İhtiyaç da eşyanın bile lüksü var, normali var. Arabanın lüksü var, normali var. Ona bakarsan ihtiyaç bitmez ki. Evet. Bu bir kandırmaca. Allah'ı kandıramazsın. Herkesi kandırırsın da Allah'ı kandıramazsın. Dinimiz ne demiş? 80,18 gram altın. Gümüş olarak da 200 olarak söylüyor. 200 dinam olması lazım. Gümüş olan kişi zengindir. Orada değil mi yani? Evin olacak, araban olacak, yatın olacak, katın olacak. İhtiyaç biter mi? Bitmez. Zekatı verin. Zekat vermezsiniz, sıkıntılar bitmez. Birine vermen gerekiyor mu aile olarak? Üzerine tapulu bir malın varsa, evet, düşer sana da düşer. Tapulu malın olacak yani. Tapulu. Araba senin üzerindeyse, evet, ya da bir evin varsa ya da bir maaşın var, birikimin var, 10 bin... Yani gram, ölçü budur. Gram olarak 80,18 gram altının varsa, üzerinden bir geçtiğiniz mesela bayanların, kadınların takıları var. 100 gramı geçiyor, 90 gramı geçti mi zekat vermek zorunda. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şimdi de muayenede de bakacağız, var mı yok mu diye, ona bakacağız, tamam mı? Tamam. Bir bakalım vücut muayenesine. Ayaklarını birleştir, vücudunu serbest bırak. Kasma vücudunu. Tutuyor mu kendini? Serbest bırak. Biraz daha serbest bırak. Tut. Düşecek gibi oluyorsun. Evet. Bir daha da bak. Serbest bırak. Çekmediğim halde geliyorsun. Bir şey mi çekiyorsun geri doğru?
şey böyle susuz. Şöyle uzanmışım çünkü. Kafanı koy. Kollarını yandır. Vücudunu servis ver. Var mı orada? Orada. Ne tarafta daha fazla? Oralarda. Burada daha fazla değil mi? Evet. Şurada bir aşırı yanma var ben. Bir servis bırak. Şurada. Sıkıyor mu kendini? Bir servis, bir servis bırak. Aşırı bir yanma. Evet. Şurada. Sırt üstü yap bakayım, ters üstü. Sen kasma kendine, serbest bırak. Kasma, serbest bırak. Nefesin geçiyor değil mi göz? Evet. Kalk otur bakayım. Otur. Bak bana şimdi. Niye gülmeyseydin? Bak gözlerime. Güzel o. Euzu bi kelimetillahi tammete min külli şeytanin ve hannete mi min külli aninden mi? Euzu bi kelimetillahi tammete min külli şeytanin ve hannete mi min külli aninden mi? Euzu bi kelimetillahi tammete min külli şeytanin ve hannete mi min külli aninden mi? İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Senede ve cenem-i şefaat ve mâ halegü bi küntüm vel ecmâinun cemilun kesir. Ve cinni şeytani ma şidigar. Ma şidigar. Ma şidigar. Allah, Rahman, Rahim, Fethay, Kayyum, Hakem, Adır, Kuddüs isimlerin adına Süleyman Aleyhisselam'ın ayetnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum İfrit. Lisana gel. Çocuğun lisanına gel. Senedi ve cenebi şefaati ve mâ halaka bil küntüm vel ecmâ'ün cemîlün kesir. Vel cinni şeytani ma şidiga. Ma şidiga. Ma şidiga. Allah'ın hıfz ve kudret adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. İfrit lisana gel. Lisana gel. Neden bu bedendesin? Cevap ver. Allah'ın hıfz ve kudret adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hak ile sana emrediyorum. Neden bu bedendesin? Cevap ver. Lisana gel. Euzu bi kelimetillahi tammete min külli şeytanin ve hammete min külli aninden mi? Euzu bi kelimetillahi tammete min külli şeytanin ve hammete min külli aninden mi? Euzu bi kelimetillahi tammete min külli şeytanin ve hammete min külli aninden mi? İnneke meyyitun ve innehum meyyitun.
İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Senede ve cenebi şefaati ve mâ kalâgı mülkültün vel ecmâilün cemiyenün kesiyet vel cinni şeytani mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ. Mâ şidîgâ. Allah'ın hız ve kudret adına Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesinden doğan hakile sana emrediyorum. İfrit lisana gel. Ve konuşursun ya da çocuğun adadığı yerine getirmediği koyunu burada keseriz. Koyun mu keselim, koç mu keselim? Hangisini keselim? Hangisini keselim? Cevap ver. Hangisini kesin? Ben cevap vereyim abi. İçinden bir ses konuşuyor mu? Yok, içinden kimse konuşmuyor. Tövbe etmiş sanki konuşmuyor öyle. Hiçbir ses yok mu içinde? Yok. Ben buraya geleceğim de deminden beri rahatsızlığım falan kesildi abi. Kesildi. Evet. Gelmeden önce tövbe falan yaptın mı videolardık? Videolardık değil mi? Diyor tövbe ediyorum böyle sürekli içimden falan ama tövbeler olsun estağfurullah, tövbeler olsun estağfurullah. Ben dua yaptım yani içinden bir böyle ses cevap veriyor mu böyle konuşma, telkin eder gibi? Konuşma, içimden şey yapmıyor ya, şu anda yapmıyor abi. Buraya geldi ses kesildi. Aynen buraya geldik ses kesildi. Sanki buradan gideyim. Gene başladı. Buradan gittiğini zaten hiç duymayacaksın bu sesi. Çünkü burada gitmeden adanı keseceksin. Bir adak yaptın Allah'a söz verdin. Sana vereceğimiz reçete niyete göre o adanı yöneteceksin. Ondan sonra vücudunda bir rahatlama olacak. Rahatlığını hissediyorsun değil mi? Evet. Aç ellerini bir dua et bakayım. Gözlerini kapat. Duaya odaklan. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar et. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Siz de yapabilirsiniz babası olarak duayı. Allah'ım. Allah'ım. Kızgınlık ve öfkeyle. Allah'ım kızgınlık ve öfkeyle, üzüntü ve kederle, üzüntü ve kederle, kendime, hayatıma, yaşamaya, var olmaya, dünyaya gelişime, doğduğum güne, yaratılışıma, kaderime, anneme babama, anne babamın anne babalarına, soyumdan ölmüşlere ve sağlara. Akrabalarıma. Kardeşlerime. Eş ve çocuklarına. Tanıdığım tanımadığım insanlara. Alacaklı ve borçlu olduğum insanlara. Hakkımı yiyenlere. Hakkım geçenlere. Hakkım haram olsun. Zehir zıkkım olsun dediklerime. İş arkadaşlarıma. Patronlarıma. Kalben ve dil ile. Yaptığım ve yapacağım. Lanet. Bela. Beddua. Küfür. İsyan. Ve şirk sözlerimden. Tövbe ettim estağfurullah ya Gaffar. 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 Allah'ım. Saydığım bütün kişilere. Annem babama. Anne ve babama. Dünya ve ahiret.
Dünya ve ahiret. Geçmiş ve gelecek. Geçmiş ve gelecek. Bütün haklarımı. Bütün haklarımı. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Helal ettim. Helal ettim. Şahit ol ya Rabbi. Şahit ol ya Rabbi. Allah'ım. Allah'ım. Dünyaya gelmeme vesile olan. Dünyaya gelmeme vesile olan. Annem ve babam için. Annem ve babam için. Abilerim için. Abilerim için. Verdiğim rızık ve nimetler için. Verdiğim rızık ve nimetler için. Sana sonsuz kere şükür ediyorum. Sana sonsuz kere şükür ediyorum. Elhamdülillah. 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 Elhamdülillah Rabbil Alemin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah'ım. Allah'ım. Beni kendine kul kabul eyle. Beni kendine kul kabul eyle. Emanetini alma vaktine kadar. Emanetini alma vaktine kadar. Vaktine kadar. Beni emanetine emin kıl. Beni emanetine emin kıl. Beni. Beni. Anne babama. Beni anne babama. Abilerimi. Abilerimi. Zürriyetimi. Zürriyetimi. Namaz kılanlardan. Namaz kılanlardan. Namaza devam edenlerden. Namaza devam edenlerden. Zekatını verenlerden. Zekatını verenlerden. Sana çok şükreden. Sana çok şükreden. Sevdiğim ve razı olduğum kullarından eyle. Sevdiğim ve razı olduğum kullarından eyle. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Şehadet ederim ki. Şehadet ederim Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki. Ve yine şehadet ederim ki. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun kulu ve resulüdür. Onun kulu ve resulüdür. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah. Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun Resulüdür. Onun Resulüdür. Allah'ım. Allah'ım. Geçmişte işlediğim. Allah'ım. Geçmişte işlediğim. Bütün günahlarımdan pişmanım. Bütün günahlarımdan pişmanım. Bu günahlarımdan. Bu günahlarımdan. Yeryüzüne yağdırdığım. Yeryüzüne yağdırdığım. Kıyamete kadar yağdıracağım. Kıyamete kadar yağdıracağım. Yağmur damlalarını sayısınca. Yağmur damlalarını sayısınca. Sana tövbe ettim. Sana tövbe ettim. Estağfurullah ya Gaffar. Estağfurullah ya Gaffar. Devam et. Estağfurullah ya Gaffar. 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 Amin de. Amin. Elin yüzüne sür. Biraz rahatlama oldu mu? Oldu abi ya. Yani oldu ya. Bir ferahlık geldi. Tabii. Tövbe ettik sonuçta. En güzel bir tövbe. Şöyle dur bakayım. Şurada. Bir kafa atma isteği oluştu mu? Yok abi ya. Ben sinir öfke. Ben de öyle bir kişilik yok abi ya. Sinir öfke yok. Yok yok. O zaman. Elhamdülillah. Başka bir şey aradın. Başka bir şey aradım. Siz yaptınız değil mi duayı babası olarak? Diğer çocuklarınızı, oğlunuzu. Bir daha o zaman, bir daha vücuda bakalım. Sarhoş ver vücudu. Birazcık daha solunda bir... Şuradaki geçti değil mi? Evet, o. Şurada var. Birazcık daha sol. Bu anneye yaptıracağın dua var. Annemin yaptığı beddua var burada. Baban yaptı. Şurada. Şurada yok değil mi? Orada. Anneyle bir sorun yaşadın mı sen? Evet. El kaldırdın mı?
kaldırmadın mı? Ne yaptın? Böyle öfke, sözde. Bağırdın, çağırdın. Evet. Kalbini kırdın. Evet. Babanla bir sorun yaşamadın ama. Evet. Babanla aran iyi. Babamla aram iyiydi. O da yavaş yavaş. Şurası. Evet. Annenin kalbini kırdın, bir zulme uğramışsın. Zulme evet. Olmuş. Onu alacağız orada. Yatma. Yat, kal. Şimdi az önce annene bir dua yaptırdık telefonla. Evet. Vücudunda bir böyle bir ağlama hissi ya da böyle bir ferahlık geldi mi? Bir ferahlık geldi, rahatlama oldu. Rahatlama oldu anne dua yaptı. Tabii tabii. Annen de etkilendi zaten. Evet, annen de etkilendi. Bir uzan bakayım. Sol kürek geçmiş şimdi bakalım. Vücudun servisi var. Rahat mı? Evet. Önceki gibi değil. Evet. Burası da aynı. Evet. Vücudun rahatladı. Kalk bakayım. O az önce seansa girmeden işte Mehdi düşüncesi geliyor. Böyle kötü düşünceler geliyor dedi. Evet. Sürekli mi geliyor aklına? Aklıma mı? Ya şöyle söyleyeyim. Ben bazı şeyler gördüm. Hani kerametler, bir yola giremedik falan araştırdığımda baktım. Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel özelliklerinde tarif edilen benler falan bende vardı. O yüzden öyle. Şu anda böyle düşünmeye çalışsan aynı his ve duygu düşünceleri gelir mi? Şu an mı? Yok yok. Şu an gelmez ya. Evet. Niye gelmiyor? Çünkü dine uygun şekilde tedavi ettiğiniz için. Yani hatanı anladın. Evet, hatamı anladım. Günaha düştüğünü anladın. Evet. Ve bundan tövbe yaptın. Tabii ki. Olması gerekiyor. Tövbe yapınca zaten bu günahlardan bedene girenler yanıp gitti Allah'ın izniyle. Bir rahatladın zaten. Evet. Şimdi yapman gereken bazı uygulamalar da onları anlatacağız sana. Biraz daha rahatlayacaksın inşallah. İnşallah. Ve Allah'ın izniyle namazına başlayacaksın. Amin. Bırakmayacak şekilde. Amin. Allah'ın sevdiği, razı olduğu bir kul olacaksın. Amin. Biz Mehdi olmak için gelmedik dünyaya. Evet. Çünkü Cenab-ı Allah diyor ki Zariyat Suresi'nde, ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet. Biz kul olmak zorundayız. Evet. Ve ibadetlerimizi cennet ya da cehennem karşılığında yapmayacağız. Allah'ın rızasını kazanmak için yapacağız. Evet. Mehdi olmak için yapmayacağız. Bir makama gelmek için, evliya olmak için, şeyh olmak için yapmayacağız. Evet. Sadece kul Allah olmak rızası için. Kul olmak için ve rızasını kazanmak için yapacağız. Evet. Bütün ibadetlerimizde bu olacak yani. Samimi bir ihlas, niyet olacak. Evet. Niyet önemli. İnşallah bunu da yapacağız. Zaten şöyle bir niyetle geldim buraya. Ben Allah'ı biliyorum. Cenneti, cehennemi ve ebedi kalıcı olduğunu evet. Biliyorum. Namaz kılmam gerektiğini biliyorum, her şeyi biliyorum. Şey ama Allah'ın ben kitabını bir kere açıp okumamışım. Ama bir engelleyen bir şey var. Evet, bir şey engelleyen ama ben bunları bilerek yapmıyorsam demek ki ben normal değilim. Evet. Aslında bir bende demek ki bu musallat var yani bilerek ben bunları yapmıyorsam. Evet, bir şey engelleyen. Evet. Bu adanı da kestikten sonra daha da rahatlayacaksın inşallah. Evet, inşallah. İnşallah. Tamam, başka söyleyeceğim bir şey var. Sağ ol, Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Sağ ol. Sait Erol Tanrı. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ Ruhsal Danışmanlık Merkezi هل أنبئكم على من تنزل الشياطين على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون من الجنة والناس
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Paranormal Ofis Sayık Erol Tangut أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان Ruhsal Danışmanlık Merkezi وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف Ruhsal Danışmanlık Merkezi Paranormal Ofis ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا Paranormal Ofis Sayık Erol Tanrı Ruhsal Danışmanlık Merkezi Doğru Dua, Doğru Tövbe Burada İslam'ın temelinden zıt bir görüş aslında bu. Eğer rızkı Allah'ın verdiğine biz inanıyorsak, o halde rızkımızı bir insanın kesemeyeceğine de inanmamız gerekiyor. Eğer ki Doğru. bir insanın rızkını bir büyüyle veya muskayla kesebiliyorsa o zaman bu bizim inancımıza ters. Rezzak olan Allah diyoruz. Evet. Böyle bir İhbar telefonlarımız 0555 465 8467 0542 465 8467 0546 465 84 67 Tövbe-i Sayık kitap sipariş hattımız 0541 850 84 67 Şeytanların insanlara musallat olduğuna dair insanlar geliyorlar bize. Hocam diyorlar bana cin musallat oldu, şeytan musallat oldu. İşte ben görüntüler görüyorum, halüsinasyonlar görüyorum. Fakat işin enteresanı Türkiye'de büyük bir sektör haline gelmiş bu. İnsanlar büyücülere, cincilere, medyumculara, rukyecilere gidiyorlar ve insanlara onlar muska veriyorlar. Diyorlar ki bu muskayı takın, bundan şifa bulacaksınız. Evet. Bu muska sizin rızkınızı açacak. Bu muska senin kısmetini açacak. Tamam, muska dedim. Ve bize gelenlerden biz o muskalar
bize gelen insanların boyunlarından aldığı... Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukba bin Amir el-Cuhani radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 kişilik bir topluluk geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9'uyla beyatlaştı ve birinden el çekti. Dediler ki, ya Resulallah, 9'uyla beyatlaştı. Bunu neden terk ettin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz ki onun üzerinde temime, muska vardır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu eliyle kopardı ve onunla da beyat etti. Ve şöyle buyurdu. Kim temime, muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur. İrtibat telefonlarımız 0555 465 8467 0542 465 8467 0546 465 8467 Tövbe-i Sayık kitap sipariş hattımız 0541 850 8467